Bismillahirrahmanirrahim. İlla davetul arde te'külü min se'etehu. Sadakallahul azim. Davetul arz. Kaçıncı dersimiz? Altı. Altı değil mi? Beş değil değil mi? Altı. Ha, altı. Şimdi tırnak. Dün de dişi okuduk. Evet. Dün mü? Evvelsi gün. İşte hangi günse. Şimdi tırnak okuyacağız. Sonra kurt okuyacağız. Asaya kurt girmiş. Tamam abi. İnşallah bitireceğiz. Risalelerde tırnak çoğu zaman aynı ile beraber kullanılıyor. Bazen çekirdeklerle beraber kullanılıyor. Tırnak kadar bir çekirdek diyor. Hep ona nispet ediyor. Böyle çekirdeği anlatırken mutlaka tırnak kullanıyor. Tırnak kadar bir odun parçası, tırnak kadar diye böyle söylüyor. Çekirdeği söylerken tırnak kadar, tırnak kadar çekirdek, tırnak kadar odun parçası diye söylemesi, çekirdeği tırnakla zikretmesi veya çekirdeğin içini çıkartırken tırnak yöntemini kullanması ilginçtir. Niçin? Şimdi çekirdekten çıkıyor ya, tırnaktan da çıkıyor. Haletlere göre, beslenmeye göre hem maddi hem manevi tırnak da çıkıyor. Tırnak kadar çekirdek demesi, tırnak kadar, orada Nadir abiye yaraç bakın. Tırnak kadar odun parçası diye tesadüfen değildir. Tesadüfen değildir. Nadir abi iş yaparsınız. Dolayısıyla odun parçası gibi anlamanız için söylüyorum. Yani tesadüf yok ya külliyatta. Odun parçası öyle bir parça tırnak kadar. Sabit iken ağaç ondan çıkıyor. Bu da sabit iken Adem, ne abi sabit iken? Ne sabit iken? Burada mısın abi? Ha? Kaçırmayacaksın. Sabit iken uzuyor, çıkıyor. İnsanı dışarıya taşıyor. İkisi de öteleri buraya taşıyıp göstermesinden kinayet. Mesela tırnak gibi bir çekirdek dağ gibi bir ağacı omuzunda taşıyor gibi tabirleri çok şahitsiniz külliyatta. Anladık mı bunu? Yani zahirde sabit gözükürken batını öteleri taşıması. İnsanın da pek ehemmiyet vermediği iki şey. Çekirdek, odun parçası, tırnak. Atıyoruz. Şimdiye kadar uzayanlarla kesmemiş olsaydı tırnağın, herhalde büyük bir fidan olurdu. Tırnağın kesmeseydi. Ve her fasılası seni tanımlıyor. Neyse, şimdi bu misalden sonra tırnağa giriyoruz. Şu alar 662'de şöyle diyor. Vücut mertebelerinin cemine deniliyor tırnak. Ona nispet ediyor. Yani çekirdeğe nispet etmesinden, çekirdeğin ağaç çıkıyor, ağaçta koku var, tat var, renk var, kütük var, fizik var, kimya var, güneş var, hava var, toprak var, var da var değil mi ağaçta? Onları cem ettiği için alemlerin cemi çekirdek. Tırnak da insanın cem etmiş olduğu alemlerin firistesiymiş bu. Tırnak. Mektubat 183. Bütün toplayan, bütünü toplayan halk arasında ne derler bak. Halk arasında tırnağını göstermekle
umumuna işaret eder. Halk arasında tırnağını göstermekle, tamam mı? Umuma işaret eder. Mesela şu tırnak halk arasında bunu gösterince umuma işaret ediyorsun, gösteriyorsun. Bu bütünü topluyor. Mesela şu tırnağımla yaptım ben bunu. Dışından tırnağından biriktirdim. Yani nasıl bile elinle biriktirdin, niye tırnak diyorsun? Cem anlatıyor, cem. Dişimle tırnağımla topladım. Çocuğu dişimle tırnağımla taşıdım. Tırnağımla kazıdım. Tırnağımla yaptım şu binayı. Gayri ihtiyar söylenir ama hakikatsiz. Hakikatsiz değil yani. Mesela gayri ihtiyar söylenen çoğu hakikatli ikinci bir cümleyi söyleyeyim. Halk arasına. Haydan gelip huya gider. Hakikat. Hay olan Allah'tan geliyor. Hu olan Allah'a gider ama bizde he öyle şey manasında. Tırnağımla büyüttüm seni. Oysa tırnağımla büyütmedi. Tırnağımla büyütmedi. Hep tırnağa nispet ediliyor, farkında mısın? Karşıya yüklemede kullanılıyor. Tırnağımla kazıdım, tırnağımla yaptım. Dişimle tırnağımla taşıdım seni. Ey nankör! Gel şu tırnaklarıma bir sor. Sana ne yaptığımı gibi. Mektubat 183'te. Sözler 707. Eylem, yani tırnak eylemi simgeler, diş dünya, fiillerimiz, bulunduğumuz mekanlar ve sahalar, bulunduğumuz yerden içeriye doğru taşıma şeyi, menfezi. Bu çanak anten de diyebilirsiniz. Havaya da kullanıyor ya tırnak, tırnak kadar bir hava diyor. Tırnak kadar hava, tırnak kadar odun, tırnak kadar ses. Hava tırnak... zaten taşıyıcı ya bir de. Evet. Tırnağı ona nispet ediyor. Tırnak kadar havada diyor. Taşıyıcılık var yani tırnak. Gelecekte Allahu alem, biz görürüz veya görmeyiz ama bu kesin inşallah çıkacak. Çıkacak zaten. Başka çare yok başka. Saç da tırnak da birer uzuv organ olacak. Tıpta. Bir bölüm olacak, bölüm. Mesela her şey aşağıdan yukarıya büyür. Aşağıdan yukarıya büyür, dünyada. Çok tuhaftır. İnsan ise böyle büyümüyor. Büyüdükçe yükseliyor insan, böyle büyüyor. Kafası büyük doğuyor. Ayakları uzuyor. Onun için çocukta gaz oluyor. Onun için ikide bir oynatırlar çocuğu. Ve insanın yönetim şeklini dünyadaki beslenme mesela büyüme şekli gibi değil. Topraktan çekirdek var. Böyle büyür. Çekirdek bu. Saçlar da kök. Dallar da ayaklar. Yukarıdan aşağı büyür insan. Ahirette de böyledir. Bu da ahirette olduğunu gösteriyor. Yani insan böyle büyümez ha. Böyle zannediyoruz. Böyle insan yükseliyor zannediyoruz. Hayır, uzadıkça yükseliyor. Çok acayip. Sözler 283. Tırnak içsel alemdeki karakterliğin diş dünyadaki siması. Bu büyük mesnevi pardon. Büyük mesnevi 292'de geçiyor. Bir de okuyayım. Büyük Mesnevi 292'de tırnak içsel alemdeki böyle işte hisler alemini hareketliliğini diş dünyada simasıymış. Hislerin simasıdır. Tırnak hislerin simasıdır. Tırnağın şekillerinden, üzerindeki bazı görüntülerden hastalıklar... Tabii. Yani ben bir havuç yiyor mu, yemiyor mu, bir şey yiyor mu, bu adam nasıldır, karaciğer, böbrün, her şeyin. Onun için herkese göstermeyin tırnağınızı.
Sözler 283 burası. İçeriği seyretme penceresiymiş. Tırnak. Mektubat 10. Zemin, mekan, hakikatlerin ifadelenişi, ifadelenişi mekan. Yani tırnak, mekan ve zemin. Yani burada hakikatlerin ayan olduğu yer. Eğili mesela sizin parmağınıza bakar. Şu parmak böyle mi bak? Bazıları parmağı böyle, iki parmak şöyledir. Felç vurmuş zannedersin. E vurdu da buna niye vurmadı? Buna niye vurmadı da buna vurdu? Niye buna vurdu? Tam da felç tesadüfen mi vurur? Niye? Kalsiyum eksikmiş. Lan kalsiyum eksik de bu parmakta mı eksik değil de bunda niye eksik? Ha? Niye? Çoğunlukla şöyle olur. Şu düşmez, düşer. Şu düşer adamlarda çoğunlukla. Niye? Niye o kadar? Her şey denmiyor. Çünkü vesvese yapacaksınız. Düşmüş. Niye düşmüş? Gıdasızlıktan düşmüş. Maydan demesi lazım. He? Maydan demir vitamini alması lazım. Tabii. Hı-hı. Başka bir yer. Harici alemin ile hariç alemin ile batın aleminin giriş penceresi. İçeriye giriş yolu, içeriye bakma penceresi. Hariç kişinin içeri seyretme penceresi. Veya hariç de batının berzahı. Berzahı. Mesela şöyle diyeyim. Tırnak dururken bir şey yok. Kesin atın oraya. Büyük abdest gibidir. Necis. Necis aynıdır. Necis. Büyük abdest necistir. O yüzden gömün diyor ya, etrafı pisletmesin. Niye gömün diyor? Çok ilginçtir ama. Kuşların yemesini istemiyor. Peki içeri seyretmeyi misal vereyim. Geçen derste verdim. Affedersiniz, özür dilerim. Büyük abdest ve idrar. Doktor alıyor. Niçin içeriği seyrediyoruz? İçeriği seyrediyoruz. İçeriği seyrediyor. Ne olduğunu. Büyük abdestle içeriği seyredilmiyor. O atılmıyor mu? Bu da atılıyor. Ama gıda işçilerinde onu her ay yaparlar abi. He? Sık sık yaparlar yani bu idrardan. İnsanın sağlık saatini kontrol etmesi. Peki şöyle bir soru gelse. Peki abi idrarını ve tuvaletini doktor istiyor da tırnağını niye istemiyor? Nerede bulacak tırnak? Yani büyümüyor ki. Büyük abdest ve idrar gündelik hayattan verir. Bu daha kökten haber veriyor. Çünkü pat diye doktora veremezsin ki. Tırnak yok. Mümkün olsa tırnak isteyecek adam. Umumi bir yol değil. O kısa bir geçici format atmak içindir idrarla büyük abdest. Bunu alamıyorsun ki. Bir ay gerekiyor veya bir hafta gerekiyor. Haftada bir kesmek gerekiyor. Daha derinlikler olduğu için bunu tahlil etmek daha zordur diğerine göre. Yani boşuna mı zannediyorsunuz zındıka komitesi maskaralığa sokmuş kadını? Bunu niye boyattırıyor? İletişimi kesiyor. Çanak anteni boyayın bakalım. Uyduyla alışverişi kesilir. Nasıl bir ruh ki yani bende bir tırnak kesilse böyle kenar takılsa var ya takıntı. Cübbe giyerken, kazak giyerken, atlet giyerken, banyo yaparken ya bir kenar ya böyle tırnakta hemen makas getiriyoruz. Onu nasıl idare edelim? Kadın şu kadar uzanmış. Banyoyu nasıl yapıyor? Tuvaleti nasıl yapıyor? Eşeği nasıl giyiyor? Yemek nasıl yiyor? Hayret değil mi? Peki, konuşmamak lazım ama bir parçasını söyleyeyim. Tırnağın altındaki pislikleri kim yiyor biliyor musunuz? Tırnağı uzatmayın diyor. Cinler yiyor. Şeytan orada saklanıyor. Orada şeytan burada saklanıyor. Şeytanın saklandığı bir yer oluyor. Ya. İşte şeytan kumandası altına girmiş diyor o tür kadınlar için diyor.
Öyle değil mi? Ya şeytan nerede saklanıyor? Uzun tırnakta. Orada saklanabiliyor. Uzun tutmuşsun. Öyle büyük şeytanın var ki. Şeytanın orada. Ya nereden biliyoruz? Tırnağın öyle olması şeytanın olduğunu gösteriyor. Başka bu olamaz. Dünkü birisi sordu. Yazı şeyde siteyi şey yaptı ama onaylamadım ama kendisine cevap verdim. Sitede gözükmüyor. Şöyle bir soru sordu. Hani hangi derste yapmıştık? Dört cins cin var. Toprak, su, ateş, hava. Ya bu derste de geçmiş. Tamam da ama. Bir veya iki ders önce. Evet geçmiş. Dedi ki çözüm sunmadın abi dedi ya biz. Hı, rahat ol. Benim de aklıma geldi. Evet. Hadi değil mi? Hangisine ne yapılacak? Nasıl evet. Önlem alınacak? Bak. Ben size bir çözüm söyleyeyim. Mesela toprak cini olan ne evlat ve eskârla olacak. Tamam. Hepsine bir çözüm şey yapayım. Tek tek yapmayayım çünkü konu dağılacak. En berbatından bahsedeyim de diğerleri kolay. Üniversite diploman oldu mu? Ortaokul diploması da var ya. Ben bir tane peçete verim. Gerçi oruççuyuz ama oradan versin. Ver abim. Şimdi üniversite diploması olduğum ortaokul, ilkokul diploması da var ya barındırıyor. Ben en şerlisinden bahsedeyim. En şerlisine olan çare hepsine zaten çare. Tamam. Detayına girmeyeyim. O var yani dersimiz buna. Cinli mi, şizofrenik mi, doktorluk mu diye bir dersimiz var. İki ders. İki saat, belki de üç saat. En zirvesini söyleyeyim. En berbatı toprak cini değil. Ateş cini değil. Su cini değil, en rezili, yani en zoru hava cinidir ki dimağda olur. Yani vesvese vehim, şeye benzemez, vehimle çalışır. Onun tek bir çaresi var. Ne yaparsan yap, gitmez. Gider, gene gelir bir ay sonra, üç sene, fırsatı çak değil. Tek bir çaresi var. Risale-i Nur'u bol bol okumanın neticesinde ortaya çıkan tefekkür-i imani. Tefekkür, hepsini yok ediyor. Tefekkür varsa onlar yoktur. Onlar varsa tefekkür yoktur. Ya tefekkür yoktur derken yapamıyorsun, bilmiyorsun. İlla o vardır değil. Ama tefekkür varsa kesinlikle barınamaz. Neye benziyor? İtimat edeyim, bak konuşayım. İşin ehliyim yani, burada tevazu yapmayacağım. Güneş, Ağustos, Temmuz'un 12'sinde güneş vurdu. Tamam mı Zeytinburnu'na? Resul. Orada bir kar parçası var. Buz var. Kıştan kalma direkt inatçı bir buz var. Erimiyor. Erir mi erimez? Erir. Direnebilir mi? Ne kadar direnebilir? Kaç saat direnebilir ki? Ha, nuru iman. Güneş, güneş dimadır. Nuru tefekkürdür. Tefekküre dayanabilecek ne şeytan var, ne de cinin hiçbir çeşidi var. Tefekkür sahibi bir dimağa, vallahi hemen derler, şöyle ne derler biliyor musun? Nerede gördün Hasan'ı? Çek kulozu bir rebinası dedikleri gibi. Yani nerede gördüler seni? Hemen kulozu bir rebinası çekerler. Fefirül meçhul, hemen çekip gider. Tefekkür dimağında şu anda olabilir mi? Olamaz. Çare tefekkür, mesleğine alışacaksın. İbrahim Aleyhisselam'ın mesleğidir. Tefekkür. Şefkat. Şefkat ve tefekkür. Zaten tefekkürden çıkıyor o şefkat. Şefkat istikamete sokan tefekkürdür. Tefekkürsüz şefkat ifrattır ve illettir ve zillettir. Ya tefrittir, zillettir. Tefrit şefkat zillettir. İfrat şefkat illettir. İllettir. İllet zillet. Şefkatı kıblesine koyan tefekkürdür. İbrahim Aleyhisselam mesleği ikidir. Şefkat ve tefekkür. Rahim ve Hakim ismine mazhar. Hakim. Hakim ismine mazhar olana şeytan yanaşamıyor İbrahim gibi. Tamam, çare bu. Bu ifrit oluyor Hasan abi. Bir de Dehri Hoca'yla bir dersinizde ben seyrettim. Bu ifritte melek ve
cin arasında bir çeşit gibi anlatılıyor. Yine öyle mi? Dima cini yoksa ruhani İfrit mi? Yok. Yine şeydir. İfrit cinin bir çeşididir. Çok azgını. Cindir. Ama mesela peri kızlarına denilir. Ruhani değil ama. Ruhani değil. Ruhani nedir biliyor musun? Seyrettiğin televizyon, işittiğin müzik, kokladığın pis kokular, hani kokladığın var ya etil alkol, hani bir parfümler, içeri girince hiç şansı yok onun. Yediğin haramlar, bulunduğun yanlış mekanlar ve yanlış tarafgirlikler. Dokunma yani o. Onun adı onunla erva habisi olur. İyi seyrettin, iyi dinledin, iyi kokladın, iyi yedin, helal yedin, helal doğru yerde bulundu. Bunun adı da ervahı Aliye. Aliye. Televizyon seyretti. Peki kapattın televizyonu. Televizyonu kapattın. Kafa kapanır mı? Kafa kapanır mı? Televizyon kapattın diye kafa kapanmıyor ki. Çalışıyor adam. Film oynuyor. Kıyamete kadar oynayacak o. Soktuğun her şey oynayacak. Bir tanesi dedi ki, ya dedi yediğim nasıl insanın fıtratını değiştirir? Mesela çalıştın böyle, terden su, pirinç yedirdin çocuğuna. Çaldın yedirdin. Aynı mı? Ya abi dedi ya ne fark eder dedi ya, ben orayı anlayamıyorum. Peki dedim, birisine nazar etti veya sana nazar etti, sıkıntı oluyor. Göz var mı yok mu? Göz insanı mezara, deveyi, tencere değil, kazana. Senin Laz'a benzedi, senin şususun. Laz ne demiş biliyor musun? İne dine indallah l-islam. Yok. Esselatu emadu din. Nedir manası? Namaz dinin diridir. Laz öyle demedi ama. Namaz dinin diridir demedi. Namaz dinin kazığıdır demiş. Hem üstüne koyarsın hem de bir yere dikersen onu bağlarsın diyor. Böyle bu da öyle dedi yani. Tencereye ciğerleri sığar abi. Evet. Şimdi biri dese ki mesela ervah habise mi daha tehlikeli yoksa bu ifrit mi? Dimağdaki ifrit mi? Şimdi çok antika. Ervah habise girmeden ifrit giremiyor. Mesela ahir zamanda herkes hasta. İfrit nasıl giriyor biliyor musun? Televizyonda, internette giriyor. Çöplüğe veya kara, mesela pikniktesin, piknikte ateş, o köfte yaptınız tamam mı? Akşam giderken söndüreyim dedin de, işlesen üzerine, hiç şansın yok. Çocuğun özel bezini atsan o ateşe, hiç şansın yok. Akşam balkonda çay içiyorsun, çayın dibi kaldı, şak diye fırlattın. Yani hiç değil de, denk gelirse şansın yok. Bunlar kolay biliyor musun? Hangi cinle çarpılırsan çarpıl, misal. Çok kolay. Hizbul Kur'an okusa kurtulursun. Ne hiçbir şey olmaz. Ben garanti veriyorum, biliyorum. Fakat televizyondan aldığın cin değildir, ifrittir o. Havayla giriyor. Dabbetul arz. Oradan çıkıyor, dabbetul arzdan çıkıyor. Arzdan çıkıyor. Çünkü televizyon küreyi arzı bir şehir yapmış. Oradan çıkacak diyor. Beraber ervah habisiyle. Ya ervah habisi gene nimettir diyorum ya. İfrit daha rezil. Ama ervah habisi olmadan ifrit olmuyor. Yani ilkokul okumadan üniversite okunmuyor ya. İlk önce ervah habisi geliyor. Ha? İfrit daha tehlikeli. Çok tehlikeli. Onun tek bir çaresi var. Yani evrat eskarla durdurursun, sana zarar veremez ifrit. Her gün Cevşen okusan, Hizbul Akaykinur'u okusan, Hizbul Kur'an okusan, yani durdurur, sana zarar veremez. Orada durur ama yok olmaz. Tefekkür ettiğin anda tutunamıyor işte. Güneşe tutunamayan buz gibi. Tutunamaz yani, mümkün değil. Ben bu işin uzmanıyım yani. Adamları iyi biliyorum, biyolojiyi biliyorum.
Onları da biliyorum, külliyatı da biliyorum, dini de biliyorum. Yani bu bir nimettir. Ben sizin için bir nimettim. Bunu bileceksin. Bunu bileceksin, bunu bileceksin. Biyolojiyi biliyorum dimağı. Kafa değirmen dersini dinleyin, görürsünüz. Psikoloji. Bunu biliyorum. İfrit ve cinler alemini biliyorum. Benim için gayb değil. Benim için şuhuttur bunlar. Şeyi de biliyorum. İfrit şeyini de biliyorum. Yani televizyonu. Nasıl giriyor? Televizyonla giriyor. İfrit onunla giriyor. Kronik baş ağrıları. Bitmez ağrılar. Dolaşan vücuttaki ağrılar. Öf. Doyumsuzluklar, can sıkıntıları. Cin öyle değil ya. Cin şöyle yapar ya, o kadar basit ki cin. Ver ağzını payını. Hayır. Gayz olur, nefret olur. Öfke patlaması olur. Cinsellik fazla olur. Cin olduğu nettir. Cinsel. Cin net. Bunlar basittir yani. Bunu bir Müslüman, normal bir Müslüman aşar yani. Tefekküre de ihtiyaç yok. Ama şu okuyacak. Hizbul Kur'an okusa topraktan, sudan, ateşten geleni yok edersiniz. Ama tefekkürü yaparsanız vallahi billahi tallahi tefekküre dayanabilecek bir ifrit değil. Babaları bile dayanamaz. Babaları. Onun da yerini söylüyor nereden girdiğini. Çöplükten girmez. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tezik var ya, tezik hayvanların. Eskiden çölde ne vardı? Başka bir şey yoktu. Yani bu taş mı, şey mi, odun parçası, yaprak yok ki. Affedersiniz, tuvalet yaptığı zaman sahabe neyle taharetlenecek? Taş yok. Taş çok az var. Odun parçası yok, yaprak yok, su zaten yok. Ondan sonra tezekle yapıyorlardı. Yapmayın dedi. Rize'de bir tanesi ne dese inanırsın ya. Resul. Abi dedi ya. Ölüm insan koca koca yani adamlar dedi yani tezekle temizlenmeye nasıl gücü yeter? O temizlenir mi ya dedi tezek. Ne kadar olacak? Dedi. Dedim ki ona senin kadar bu hamal gibi yemiyor ki. Lan yiyeceği 3 tane hurma. 3 tane hurmanın pis, şeyi tahareti ne olur lan? Senin gibi mi ya? Bir şehir kadar yiyorsun lan. Bir kazan yiyorsun. Tabii ki kendisine göre düşünce onların tahareti. 3 tane hurma yiyenin tahareti mi olur? Ben İbn Abidin'de okumuştum. Koyun şey pisliği kadarmış sahabenin. Evet. Ya hurma 3 tane hurma yiyenin. Lan ne olur onun? Ha şimdi ne anlatacağım? Diyor ki cin kardeşlerinizin gıdasıdır diyor. Tezekle taharetlenmeyin. Kemikle taharetlenmeyin. Tezekle taharetlenmeyin. Bunu bize neyi gösteriyor? Senin komşun çöplükte tavuk yedi. Komşu kemiklerini koydu. Sen de akşam namazından sonra besmelesi, dersusu çöpü içine atıyorsun. Lan besmele de. Orada adamlar yiyordu, kemik yiyordu. Yani ben size bunu anlatmak için bunlar basittir. Bunlar bu üç tanesi Hizbul Kur'an'la hak ile yeksan olur. Ama hala sen de bunu okuduğum halde diyorsun. Okuduğum halde yüzünü okuyorum, bunu yapıyorum. Abi teklerim var ama hala böyle can darlıklarım gitmiyor. Hala böyle garip garip düşünceler geliyor, intihar geliyor. Hüçün geliyor. Tefekkür. Tefekkür şak. Vallahi ya. Tefekkür şak. Bir bakıyorsun, oh be, Gülgülistan'a çıktın. Zaten gece çöp atmayın hadis var değil mi? Evet, çöpece besmele ile kapatın. Çocukları diyor, çocuklarınıza ortak olur diyor, tamam mı? Kapıyı besmele ile kapatın diyor. Akşamdan sonra he. Kardeşim bunu şimdi konuyu değiştirmeyelim, tırnak okuyoruz. Tırnağınızı mesela tuvalete atmayın diye hadis var. Adam, kadın, banyoda özel temizliğini yapıyor. Tırnağını da kesiyor, tuvaletin içine atıyor. Şansın var mı? Felaket. Telefonda cihazı yazıyor, telefon yazıyor. Ya en gafili telefonda konuşuyor. Tuvalette konuşuyor. Bizimkiler ise konuşmuyor da. Hayır, tamam. Hiç şansın mı? Kimisi kitap okuyor. Gazete okuyor.
Ondan sonra iyi olacak ha. Ona ben bu kadar dikkat ediyorum da buyum da. Hiç dikkat etmeyen iyi olacak öyle mi? O zaman emeğe saygısızlık değil mi? Tuvalet, tuvalette ne? Onların cirit attığı yerdir. Tuvalette konuşanların, tuvalette yazı yazanların, yani bir şeyler yazanların yaptıkları ibadetlerden lezzet alamaz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, banyo yaptığınız yerde bevletmeyin, işemeyin kabinde. Vesvese hastalığı duçar olur. Tamam. Şimdi ben tırnağa devam edelim. Çünkü tırnak kemiğe de temas ederek okumak değil mi? Peki, ona da cevap vereyim. Şu, okumak şudur. Yani birisi birisini okuyacak. Bunu kastediyoruz. 19. mektuba bakın. Hakikaten ben mi görüyorum ya? Siz görmüyor musunuz onu? 19. mektupta Peygamber aleyhissalatü vesselam mucizeleri hepsi fiziksel temastı. Bir tane bana söyle fiziksel temas olmaya. Bak en zorunu söyleyeceğim. Ya Bilal veya ya hangisiydi sahabe? Şu diyor değneği al. Ebu Katat. Ebu Katat he. Değneği al. Akşam sokak lambası mı var? Evinde lamba mı var? Yok. Evinin bir köşesinde diyor siyah bir şey göreceksin diyor. Gölge. Gölge görecek. O şeytandır diyor. Bu diyor sopa bak fiziksel temas. O bunu diyor bununla onu tard et. Bir mana ifade etmiyor mu evinin köşesinde siyah bir gölge? Gölge göreceksin diyor. Gölge. Televizyon asıl değil ki gölgedir. Gölgedir. Bu fiziksel temas. Tükürüğünü kuyuya atıyor, acı sular tatlılaşıyor. Çocuk konuşamıyor. Birisini getirmişler. Konuşamayan çocuk. Allah Resulü okudu mu? Yok, hayır, ne yaptı? Elini göğsüne koydu. Sonra okudu, bir şey yaptı diyor. Hıyar gibi bir şey koştu. Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu. Ayağını vurdu. Hadi Ali kalk, niye demedi de? Niye temas etti? Niye vurdu? Bana bir tane söyleyin de fiziksel temas olmayan bir duası olsun. Elimde su akacak değil mi parmağından? Hadi getirin demedi. Getir, su yok mu dedi. Okudu. Sonra döktü, fiziksel temas etti. Su devam etmeye başladı. O yüzden döktü. Evet. Fiziksel temas. Niye döktü acaba? Fiziksel temas. Fiziksel temas. En kaliteli dua odur. Koyuyorsun şeyine, eline, eline, kafası, kemiğine, sur bir yerine. Ama risk taşıyor. Risk. Herkes yapmayacak. Niye? Böyle okuyabilirsiniz. Bir şey olmaz. Ama temas ettiğinde okursan iki vücut tek vücut oluyor. O zaman seninkisi, onunkisi aynı oluyorsun. Onun sıkıntısını senin oluyor. Ondan sonra basa bas gideceksin. Gücün yetiyorsa. Ama Hizbul Kur'an okuyorsan iyi, hiçbir şey olmaz. Ben çünkü Hizbul Kur'an'ın için olduğunu anlattım. Mesela Kur'an'ı bir sayfasını okuyorsun. Bir ayet geldi, bir sarsıldı. Ondan sonra miras hukuku geldi, uzaydan bahsediyor, şundan bundan bahsediyor, o cine vurmuyor. Ta bir sayfa, yarım sayfa sonra başka bir ayet gelecek, Kur'an düz okursan. Bir de sarsılacak böyle. Ama Hizbul Kur'an öyle değil. Mesela Hizbul Kur'an bütün bununla alakalı ayetleri sıralamış. Vurduğun zaman hep sarsılıyor. Yani tüfek attın, tak, eski tüfekler, aç. Bir tane daha koy, bir daha doldur. Ulan düşman ne oldu? Bu. Ama şimdi işte Hizbul Kur'an budur işte. Onunla alakalı ayetleri sıralamış usta. Hiç fırsat vermiyor. Üç. Huruf-u mukattat daha mı etkili ona göre? Evet. Bir de huruf-u mukattat Hizbul Kur'an'da. Ama beni buraya soktun ya. Niye yok huruf-u mukattat Hizbul Kur'an? Hepsi yok mesela. Huruf-u mukattat var. Çok etkili. Var içeride. Hepsi var. Sat yok. Nasıl yok? Surede kullanıyor. Aynen. Sad'ın kendisi yok mesela. Sad kendisi olmaz ki zaten. Biz sırf harfi ben kendi okuyorum. Onu orada kullanıyor. Surenin başında kullanıyor. İçinde var. Tabi ya. Tamam, ben buradan çıkayım. Tek söyleyeceğim şu. Tefekkür-i imani. Hiçbir şey dayanamaz. Hiçbir şey. Bak, Risale-i Mesleğin tefekkür. At, fark, şefkat. Tefekkür mesleğini şey yaptın. Tefekkür elinde tasip olmaz. Tefekkür elinde gıybet olmaz. Tefekkür elinde itham olmaz. Tefekkür elinde haset olmaz. Tefekkür elinde kıskançlık olmaz. Tefekkür elinde cin olmaz. Tefekkür elinde ifrit hiç olmaz. Tefekkür eli ahireti dünyada yaşar.
Cennet asabi baharı yaşıyor. Milletin tenkit etmesini kale bile almaz. Kendi iç halimde yaşıyor. Tefekkür demek içeride yaşamaktır. Cinlerin, ifritleri bedenseldir. İçeriye giremiyor ki. Sen de içeriye girdin, içeriden bir tane çap atıyorsun. Yani aşağıdan bana ne yumruk atabilir? Bu 6. katta, 5. kattayız. Ama ben atarım buradan. Bir tane çöp atarım. Bir tane taş atarım yukarıdan aşağı. Su atsam bile onu bile rahat söylüyorum. O bana ne yapabilir? Ben içerideyim. Onun gibi. Şimdi içeriyim deyince kurtu okuyor, okuyayım hocam ama dur birkaç tane de şey tırnak okuyayım da ondan sonra. Ya bizi 6 taneye götürmeyin ya. Şey 7 tane. 7. Çabuk çabuk okuyayım şunu ya. Harici alemin sinyallerinin odaklanıp içeri taşınma koridoruymuş. 249 mektubatta tırnak. Harici alemin içeriye taşınma berzahı koridoru kavşağıymış. Tırnak. Orada kullanıyor. Mektubat 10. Fatih Hakim'in hakim olduğu insandaki cüz. Yani Fatih Hakim var ya, Fatih, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, taklitsiz, mukayesesiz, örneksiz, patentsiz, zamansız, zeminsiz, macelesiz, yaratan Allah demek Fatih. Onun küçük bir modeli, tırnak. Herkes de farklıdır. 10 mektubatta. Tırnak, Yecüc hayata bakıyor. Tırnak, Mecüc hayat aynı. Diş, Yecüc ahlaka bakıyor. Kastamonu 149. Kastamonu 149. Bak bir daha. Yecüc ve Mecüc. Yecüc dişe bakar, ahlaka bakar. Tırnak Mecüc'e bakar, hayata bakar. Kadir abi. Tamam mı abi? Tırnağa devam ediyoruz. Alemi gaybda, kökler yukarıda, gövde ve dallar aşağıda. Eller ve ayaklar ve parmaklar ve de parmak uzanıyor. Parmak, bak parmak duruyor, burada duruyor. Parmak uzamıyor da tırnak uzuyor. Aynı yerde ama ikisi. Hepsi duruyor. Şeklen. Ama tırnak durmuyor. Niye durmuyor? Niçin durmuyor? İçeriği boşaltmanın dışında uzanıp bir yerlere ip atmak istiyor sanki tırnak. Fasulyenin şibi var ya böyle. Hani fasulye bir şeye takılıp da gitmek ister gibi. Yani tırnak bir yerlere gitmek istiyor. İletişim aracı gibi. İstiyor. Hıyar, kabak veya üzüm ipleri gibi sarmalamak istiyor. Sarmalanmak değil. Sarmalanmak. Kendimi sarmak değil. Sarmalamak istiyor. Karşıyı bloke etmek istiyor. Onun için kadın üstünlük taslamak için tırnağını onun için uzatıyor. Yani hakimiyetin simgesidir tırnak. Tırnak saltanatı gösteriyor. Başka, havanın zerresi ki bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada, sözlerde söylüyor. Nedir bu? Bak, bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada, şimdi bundan ne çıkartıyoruz? Vücudun sesi sanki. Havada tırnak kadar bir hava farklı farklı sesleri cem etmiş. Televizyon ve radyo dalgaları yok mu? Nakleden ahize gibi. Vücudun sesi sanki tırnak, aynı bunun gibi. Veya dili karşıya doğru uzanmış. Şey tırnak. Vücudun dili. Havanın dili nedir? Hu, o lafız havada. Başka 283, şimdi sözlerden okuyorum.
Tırnak, bak ne diyor? Kalemi kader, dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise, metni yazdım burada. Bak, kalemi kader, dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise, tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Tırnağı meyve söylüyor. Bak şimdi. Tırnağı dışarıya uzatılan meyveye benzetiliyor. Şualar 158. Değil mi? Ne antika değil mi? Külle. Bak. Mektubat pardon. 249. Mektubat 249'dan okuyorum. Alim-i hariciden olan tırnak kadar bir aynayı vücudun nurani şeylere benzetiyor. Şimdi bir ayna düşünün bu kadar. Bu kadar bir ayna düşünün. Dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneş, 1.400.000 defa büyük olan güneş buraya sığdı. Sığdı mı sığmadı mı? Bak şimdi tırnağa ne sokacak? Alemi hariciden olan tırnak kadar bir aynı vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Bak tırnak kadar bir aynı vücut, aynı tırnak kadar. Aynayı tırnağa söylüyor. Yani haricin buraya yükleniyor, buradan içeri giriyor. Yani tarafgirliklerimizi, bulunduğumuz mekanı sömürüp içeri alma yeri. Sömürme yeri. Sömürme yeri. Sözler, şu anlar 158'den okuyor. Başka bir yer. Bak, havaya benzetti. Odun parçasına yani çekirdeğe benzetti. Aynaya benzetti. Şimdi nereye benzetecek bak. Dağ gibi bir ağacın inşası tırnak gibi bir çekirdek kadar kolay ve rahatça suhuletle olmak gerektir. Dağa benzetiyor. Dağda kullanıyor. Zahiri ve batını 10 duygu, 10 parmak ve tırnak ile gösteriliyor. Zahiri ve batını kaç tanedir? 10. 10 parmak ve 10 duygu. Bir de saçların adedince vazifeler olması gerekiyor. Evet. Zaten saçlarım adedince başlarım olsa, biz onu fedakar tabiri olarak anlıyoruz. Ne kadar bir yer olması gerekir eğer maddi bir şey olsa diyordu. Her vazife için. Evet. Yine tırnağı kullanıyor. Yine tırnağı kullanıyor. Hafızada tırnağı kullanıyor. O organın işlevi noktasında tırnak kullanıyor. Dağda tırnağı kullanıyor. Aynada tırnağı kullanıyor. Çekirdekte tırnağı kullanıyor. Başka? Emirdağ 218'de bak ne diyor? Tırnakta kişilerin özelliklerinin şifrelenmesi ne diyor? Tırnak kadar kuvveyi hafızaya diyor. Tırnak kadar kuvveyi hafıza. İnsanın hafızası bu. Hafıza yakın şey yapıyor. Bak şimdi. İkinci emir daha 118'de ne diyor? Bak ne antika. Ömrümde bak neye şey yapıyor. İyi dikkatin ama kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tabiri tek cümleye koymuş. Bak. Ömrümde gördüğü, işittiği, merakını tahrik eden, ona hoş gelen manaları ve kelimeleri, suretleri, saftları o tırnak kadar kuvve-i hafızanın sayfasını yazan. Bunların yazıldığı, geçiş yapıldığı, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye. Ne? Gördüğümüz, işittiğimiz, merakımızı tahrik eden, ona hoş gelen manalar, merak aktif ediyor bu. Kelimeleri, suretleri, saftları tırnakla giriyor çıkıyor. Tırnak hep hafızayla, çekirdekle, aynayla, havayla nispet ediliyor. İşaretleyeceğiz 57. 3 tane kaldı. Ondan sonra kesiyorum öğle namazını. Cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruhtur. Cünüp iken tırnakların ve saçların kesilmesi mekruhtur. Çünkü insanın bir cüzüdür. Başka? Son iki tane şey. Cinlerin ve etraftaki habis ruhanilerin bu
İki tane son ama çok önemli. Sen Hasret'i dinle. Çok merak ediyorsun bu işi, nasıl merak ediyorsan. Bak, cinlerin ve etraftaki habis ruhanilerin pis tırnakların altında gizlenmeleri. Oraya yer tutması. Başka son şeyimiz. Değil kadınlar, erkeklerin de parmaklarını, tırnaklarını gizlemesi lazım. İnsanın büyük ve küçük abdestinde bile insanın içsel aleminde haber alınırsa, ya senin tırnağın, saçın ve dişin nasıl olur? Sağ el ve parmaklar ve tırnaklar ruhsal aleminden, sol el ve parmaklar ve tırnaklar da cismani ve bedensel aleminden ve organlarından haberler verirler. Burada duruyoruz. Demek ki insanın her daima vücudundan atılanlar çok manaları ifade ediyor. Ya. Şimdi vücudiyette hiç bakmayalım. Yani mesela senin tırnağın mesela... Tırnaktır, gözyaşı, saçtır. Ya, gözyaşı da. Mesela bir şey yazmıştım, ortalık karışmıştı, hatırlar mısınız? Hı-hı. Çok da bana hakaret ettiler ya. Yani bazı kısım hakaret etti yani. Sana yakıştıramıyoruz bunu. İlmi bir şey anlatıyorum. Adam yani çok galiz. Yani insanın vücudundan süzülen sudan insan yaratılıyor. Döllendiği için. Dedim ki tefekkür için ne var ya? Acaba bu gözyaşı da döllense nasıl bir mahluk olurdu? Vücuttan süzülen de babaya benziyor. Anneye benziyor. Nesebe çekiyor. Bedensel ve şey olarak davranış itibariyle ses vesaire sima. Eğer gözü bu su gibi dönleyebilsek aynı babanın ruhu olurdu. Ağlayanın ruhu gibi olurdu. Çünkü ruh bedenden gelmiyor. Vücudun gözyaşı. İnsan yaratılıyor. Gözden çıkan yaş hissiyat ve latifelerin tohumudur. Gözyaşını döllemek, kalbini ve ruhunu dölleyebilmektir. Döllese aynı o kalp değil, o ruh gibi, o kalp gibi adam çıkardı. Çünkü gözyaşı simgedir, semboldur. İç aleminin letafetini taşıyor. Çünkü çok methedilmiş. Ağlayabilen, ağlayamayan gözlerden Allah'a sığınmak lazım diye peygamber söylüyor ya. Ne mutlu diyor. Hatta Allah Resulü gene Allah sevgisinden, haşyetinden ağlayan bir... gözden bir damlası bile çıksa Allah onu cehennemi söndürecekmiş onunla. O damlayla. Onun cehennemini söndürecek. Allah'ın haşetinden, korkusundan, sevgisinden ağlasa. Diyor mu demiyor mu? Peki nedir o? Ruhu simgeliyor. Su ise, bedenden altına su ise bedeni simgeliyor. Vücuttan süzülüyor. Gözyaşı ise kalp, ruhu ve fikri onu dışarıya atıyor. İtalyan doktorun yaptığı bir çalışmayla göz ağlamak gülmekten daha çok ömrü uzatıyormuş. Allah Allah. Ondandır ki kadınlar ömrü daha uzundur. Hakikaten öyle. Veya öyle şimdi ekledim. Şimdi yani insan hiçbir şeyi kışır değil. Hiç. Yani o zaman tuvalete atmıyorsun. Gençler tuvalete tırnağınızı atmıyorsun. Banyoda temizliğini orada yapmıyoruz. Tükürmek de aynı abi. He? Tükürmek demesin aşkım. Tükürmek, tırnak. Banyo temizliğini yapıyoruz, kenara koyacağız. Yani gençler, kenara koyacağız, peçeteyi saracağız. Banyodan çıkarken çıkacağız. Eğer imkanımız varsa tırnağımızı, saçımızı vesairemizi gömeceğiz. Eğer imkanımız yok, şehirde yaşıyoruz biliyorum. O zaman poşete koy. Koydun mu abi? Tırnağını, temizlik her şeyini koydun. Koydun. Bismillah de, poşet açık. Bismillah, düğme at. Bismillah, üç defa kapat. Daha bunu hiç kimse açamaz. Bu bağlandı. Git çöpe aç. Kimse açamaz. Abi ya, şey var, kağıt toplayanlar açıyor dedi bir tanesi. Lan o açar.
gene bu bağlıdır, cinler açamaz. Nelere denk geliyorum ama adam kafası kafaya takıldı. Şimdi banyoda konuşmuyor, banyoda tuvaletimizi yapmıyoruz. Temizliğimizi suya göndermiyoruz, toparlıyor. Ondan sonra tuvalette telefonla bir şey yazmıyoruz gençler. Ondan sonra konuşmuyoruz. Birisi zorladı, anneniz babanız. Mesela Ahmet! Ya konuşturma be, ne tuvaletteyim, değil mi? Aa, bu da. Cevap versene. O kadar cahil kadın ki onu öğretmesi gerekirken çocuk biliyor, çocuk konuşmuyor. Cevap versene, asız, dilsiz misin ya? Diyenler var ya. Anne, dershanede öğrendim ya, tuvalette konuşulmazmış. Niye konuşulmazmış? Heh, bu saygısızlığını kapmamak için. Bu saygısızlığı sen konuşarak kaptın işte. Sistem çalışıyor, sistem. Tırnak tırnak değil. Temizlik malzemesi temizlik değil. Tükürmek tükürmek değil. Sensin. Peki. Vahir davahım en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'te mazhala. Ne dedi? İnsanın Resulü bak. Bir de söyler misin abi? İnsanın attığı necasete dahi Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş. İnsanın atmış olduğu necaset, küçük abdest, büyük abdest, tükürük, kan veya tırnak veya özel eşya malzemeleri. Allah sana verdiği değeri nasıl gösterecek biliyor musun? Senin attığın necasetlere bile bu kadar dikkat ediyor. Ona bile kural koymuş. Sen ne kadar değerlisin. Senin attığın necasete bile kural içinde işlem, sistem işliyor. Ruhu öyle tesadüfen olur mu? Ya. Ama öyle bir şey var ki abi, diyelim ki hak dinden çıktığı zaman da hiç değer verilmiyor. Evet, hak dinden çıktı mı Allah değil necasetine, yok tuvaletin için komple insan hiç kale alınmıyor. Atın bir kenara. Hiç. Kelenler mi benim adam? Daha aşağıda. Ama Müslüman oldu mu Allah onun tuvaletini de kural içine koyuyor. Ona bile de şey yapıyor. Onu sisteme koyuyor. Yöntemini alıyor. Garanti altına alıyor. Errahlardan. Ya. Tuvalet adabını bilmiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam tuvalet adabından kabir azabının olacağını, banyo adabından da vehim ve vesvese-i musallat olacağını söylüyor. Onu öğreneceğiz. Tuvalete nasıl girilir? Nasıl girilir? Tamam, onu ayetten öğrenirsiniz. Sol ayakla girilir. Hangi ayakla çıkılır? Sağ ayakla. Sağ ayakla çıkılır. Girerken ne denilir? Diğerken ne? Habais. Tamam. Hiç bilmiyorsanız bu duayı Yusuf'un, bir adım kala, bir metre kala Bismillah de. Tamam mı abi? Yani Allah'ım hubs vel habais diyemiyorsun. Yani ya Rabbi pisliklerden ve pis olmaktan sana sığınırım. Yani bir adım kalmış, tamam mı? İçeride denmez. Bir adım kalmış, Bismillah de. Sonra bir adım at, içeriye gir. Ya hocam, avuzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillah. Yani o besmele denilse yetiyor. Bismillah denilse yetiyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim şey diye o da olabilir. O bir yere girdiğiniz zaman böyle karanlık şeyleri oraya def etmek için. Bismillah da yetiyor yani. Allah ismi ya. Neye, hangi ayakla çıkıyoruz? Sağ. Ayakları, çorapları çıkarıyoruz, pantolonu sıvazlıyoruz. Sol ayağın üzerine tam oturuyoruz, sağ ayağı böyle dikiyoruz. Sola meyilli yapıyoruz. İstibra ve istinca yapıyoruz. Konuşmuyoruz. Dünyevi ve uhrevi bir şey düşünmüyoruz. Tamam mı? Edep yerlerimize bakmıyoruz. Attığımız artıklara da bakmıyoruz. Suyla gönderdikten sonra temizlik yapıyoruz. Kesinlikle yarın gelecekleri bugün beklemiyoruz. Çık yarın geleceklerini, yarın girersin. Bazısı dakikalarca kalıyor demek istiyorum. Orada kalınmaz, musallat olur. Orada fazla kalanlar bırakılmıyor demektir. Birileri bırakmıyor. Tamam. Başka ne hatırınıza gelir? Sakın tırnağınız orada. Olmuyor ya. Unutkanlık yap. Şey yapıyormuş. Tükürmek insanı. Tükürmek unutkanlık yapar. Mezar taşlarını okumak unutkanlık yapar. Ondan sonra başka tuvalet ekleyeceğim ne vardı benim söylemediğim?
Resul abileri var mı? Bakmayın diyor abimde. Yani bak, onu söyledim. Ondan sonra... Çıkarken ışığı kapatsınlar. Çıkarken ışığı kapatsınlar. Işıkları açık. Lazımsız da söndürün. Tamam. Peki. Tekrar El Fatiha.